Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte serimize pazar kurarak başlıyoruz. Biliyorsunuz en sonki serimizde bankada 5 emimiz vardı yaklaşık. Şimdi biraz dışarıda işlerim var. Açıkçası o yüzden pazarla başlayacağım. Şöyle fiyatlarımızı göstereyim sizlere. Bu arada arkadaşlar pazar yaparken oturma diyen arkadaşlarımız var. Hani şurada ne satılsın diye görünsün diye ama 8K'da X veriyor. 83 level'ız biliyorsunuz. Rabbit basmaya çalışıyorum karakteri. O yüzden oturmak benim için daha mantıklı ve makul oluyor. O yüzden affınıza sığınarak oturuyoruz yani. Arkadaşlar bu arada sizden bir ricam var sadece. YouTube'da hala geri döndüm mü dönmedim mi diye soran çok fazla arkadaşım oluyor. O yüzden YouTube hala beni önerilen kısmına atmıyor. Çok uzun süredir video atmadığım için. O yüzden bu videoya inşallah bir 100 like gelir abi. Ve yavaş yavaş insanlar bizi fark etmeye başlar tekrardan. Biz de hiç yoktan bir video çekiyorsak izlendiğini, daha fazla izlendiğini görürüz ve daha şekle yaparız diye düşünüyorum. O yüzden beni seven herkesten bir tane like butonuna basmasını istiyorum. Şimdi pazarımızı kuralım. Ne yazalım? Just for Rookie YouTuber. Arkadaşlar bu shell'leri de 150K'dan kurdum. Kırdırmaktansa şurası 600K para yapar. Hatta 1M'e yakın para yapar. 900K para yapar. Güzel para yine 900K bizim için. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Haydi bakalım. Neler satılacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet dostlar çok uzun süredir pazardayız. Şimdi geldim. Pazarın yerini değiştirmiştim bu arada. Daha sonra buraya aldım. Arkadaşlar iki tane fabriğimiz satılmış. Shell setimiz duruyor. Haricinde mavi kutumuz da duruyor. TS'ler de satılmış. Bir de şu BBQ diş vardı biliyorsunuz. O da satılmış. Şimdi ben bu Blue Chest'in buylarına bakayım bir. Bu mavi kutuyu satamayacağız herhalde. 1926. Yani arkadaşlar verebiliriz. Hani zaten 100K için daha da fazla üzerimizde durmasına gerek yok. Verelim gitsin. Bu shell seti de arkadaşlar sadece hani ayaklı yani 150K'dan bile satılmıyor. Hani ben bunlarda ayaklığı çıkarıp gerisiyle şansımı denemek istiyorum. Ayaklığı da upgrade rule'la basacağız. Arkadaşlar bu arada buya kolay kolay item atmam ama satılmayan bir şey de beklemek artık çok hani uzun sürüyor. Yani mavi kutuyu satmak için bu jeneratör tarafına gitmek gerekiyor. Ya da işte kutucunun önüne gitmek gerekiyor olimpiyada. Kolay kolay onun haricinde pazar seyircisi olan olmadığı için mavi kutu satılmıyor. 5M yine paramız oldu dostlar. Gayet güzel. Şimdi gidelim bakalım şunları kıralım. Reis videolar ne zaman? Video kanalda şu an. Evet şöyle şimdi YouTube önerilenlere koymadığı için arkadaşlar henüz yani insanlar video çektiğinde genel olarak bir haber hala herkes video zamanını soruyor. Bu arada iki tane connected iron aldık. Bir nebzeyi bir tane de life kristal aldık. Life kristali 50K'dan alıyor. Connected iron'ları 20K'dan alıyor. Vereceğim arkadaşlar bunların satılması için de ekstrem bir çaba gerekiyor yani. Diğerleri çöp. Bir de şu Shell'i vuracağım. Shell'i vuralım arkadaşlar. Artı 4'e yanacak bu ihtimal ama artı 5 olursa hiç yoktan. Artı 6'ya belki atarız arkadaşlar. Şöyle vuralım. Evet Shell'imiz yandı. Dex takımız var. Bir de bu upgrade scroll'umuz dursun. Şimdi arkadaşlar ben günlük quest'le devam edeceğim. Devam. Evet dostlar günlük quest'imizi her zamanki gibi rutininde yaptık. Toplamda 8 tane fragmentimiz oldu. Şimdi ben bir Luferson'a geçeyim. Devam. Evet dostlar tam gaz görev yapmaya devam. Limana geldim öncelikle. Liman görevi önemli arkadaşlar. Buradan gene fena olmayan bir exp veriyor. Yine her zamanki taktik internetten baktık. Gördüğünüz gibi bütün materyaller üzerimizde. Pıtır pıtır vereceğiz arkadaşlar bunları her zamanki gibi. Buranın olayı şu bu görevden sonra direkt şeye yönlendiriyor bu Maradon'daki amcaya yönlendiriyor sizi. Şu amca olması lazım. Evet şu amcaya yönlendiriyor ondan sonra geri limana kadar yürümeniz gerekiyor. Neyse ki okçuyuz arkadaşlar. Okçu olduğumuz için hızlı hızlı geçip hızlı hızlı yapabiliriz bu görevi. Bu görev bittiğinde de fena da bir XP vermiyor. Toplamında bakayım internette yazıyordu ne kadar XP veriyordu. Önemli değil ama yine arkadaşlar temiz bir XP alacağız yani. Yaklaşık 15-20 milyon arası bir XP alırız herhalde. Niye yapmayalım yani git gel yürü 15 milyon eksi cukkala yani bu kadar basit. Çok zor bir şey değil.
Seve mi istiyor adam? Yok. Bir PM'ize bakalım. Devam edelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet dostlar, son olarak buradaki görevi de yapıyorum. Buradan nereye yönlendiriyor bizi? Evet, bu armadaya yönlendiriyor. Yani Blacksmith HEPA. HEPA'ya gidiyoruz ve görevimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Buradaki liman görevi bitti. Şimdi ben bir chat görevi bakacağım. Muhtemelen Ron Camp'taki chat görevlerini yaparım. Devam. Evet dostlar, bu Herga'daki chat görevine başladım. %25'te başladık bu arada. İyi bir XP alacağımızı düşünüyorum. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Gerçekten iyi bir şekilde git gel yapacağız buraya. Yani bu görev bayağı uzun sürecek. Ancak uzun sürmesi önemli değil arkadaşlar. Bütün chat görevlerinin hepsinin canını okuyacağım Lufferson'daki. İnşallah kısa zaman içerisinde arkadaşlar Lufferson chat görevlerini bitirdikten sonra birazcık para katlamaya başlayacağım. Bankada onem vardı arkadaşlar bu arada. 500K'sın üzerine aldım. 9.5M kaldı şimdi. Ama yani para nasıl kasacağız ben de bilmiyorum. Yani onem oldu. JRL'leri arkadaşlar Sirius'ta giriyorum. Yani bunu size söylemem lazım. JRL'leri Olimpiyada girmenin pek mantığı yok. Sirius'ta Time Server'ında giriyorum. Premium'suz bir şekilde 79 level mage'imle giriyorum. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. JRL'leri Sirius'ta kazanamıyorum çok fazla. Çan üzerine KC yükledim. Sirius'ta birazcık para varmış. Gittim onunla işte 700 KC çektim. Aslında şu an Bronze Premium alabiliyorum yani. Ama almayacağım arkadaşlar. Gerek yok. Yani Bronze Premium'a ya en kötü Gold Premium almak gerek. Bronze Premium'un çok fazla bir avantajı yok bize. Gold Premium olursa tabii ki düşünürüz, çekeriz. Şu anlık önemli olan şey buradaki görevleri bitirip kasabildiğimiz kadar para kasmak. Yani karakterimin bütün görevlerini bitirmeden Premium almak istemiyorum arkadaşlar. Neyse, fazla uzatmayalım lafı, devam. Evet dostlar, tam gaz devam ediyoruz. Bu şırınga görevleriyle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Hellhound'ları şırıngalıyoruz. Gerçekten güzel bir görev, tek atıyorsunuz. Ama arkadaşlar genel olarak chat görevlerini yaptığınız zaman gerçekten ciddi XP'ler alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi %26 olduk. Bu bizim için güzel bir şey. Henüz daha bu person görevlerini bitirmedik. Üzerine de %26 olduk. Devam. Evet dostlar, bu chat görevinin de sonuncusundayız. Bu arada kusura bakmayın, WhatsApp arkada açık kalmış. Bu kravas taşını kestiğimiz zaman görev bitecek arkadaşlar. Kesmesi de zor değil, gayet kolay yani. Şöyle göstereyim keserken. Evet, içinden kravas şeyini çıkarıyoruz. Bunu kesiyoruz arkadaşlar. Görevimiz bitiyor. WhatsApp'ımız susmuyor. Mouse'umuz takılıyor. Her şey oluyor. Evet. 25 milyon XP'mizi alacağız arkadaşlar. Bu görev bizi Ronakland'a yönlendirdi. En son burada bitiyor. Daha sonra şimdi arkadaşlar bu görev bittikten sonra bir de Ron Camp'taki chat görevini yapalım. O da kalmasın. Şöyle verelim arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde 25 milyon XP'mizi aldıktan sonra buradaki görevimiz bitiyor. Şimdi Ron Camp'a geçelim arkadaşlar. Hep birlikte Lufferson Castle. Ya da Ron Camp'a geçmeyelim. Ron Camp'a geçmeyelim. Biraz para kıtlayalım arkadaşlar. Para kıtlamamız lazım. Para kıtlamamız lazım. Ya da Ron Camp'a geçelim. Ben ne zaman para kıtlamamız lazım desem, çünkü para kaybediyoruz. Onu fark ettim. Hiç gerek yok. Biz Ron Camp'a gidelim. Temiz temiz şuradaki Jack'taki görevimizle başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu görevde 25 tane Wolf, Ok ve artı 3 ön Crespo istiyor. Ya arkadaş, beni her türlü Enbil'e götüreceksin değil mi yani, lan olsun. Neyse arkadaşlar, ben Enbil'e gitmeyeceğim. Sıkıntı yok. Bankada paramız duruyor. 9.5 milyon paramız duruyor. Hatta görev yaparken 400 daha harcadık. Çünkü sürekli git gel yapıyoruz. Bu arada bundan ne kadar satıyorlar? 1M'e satıyorlar. Gayet güzel bir fiyat. Gidelim arkadaşlar, bu göreve başlayalım. Devam. Evet dostlar, sonunda buradaki görevleri de tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi %28 oldum. Gerçekten güzel kastık. Bu arada Centaur'lardan iyi çöp alıyoruz. Yani çok değişik. Mesela şöyle bir çöp aldım. Hacker artı 6 premiumsuz bile 100 kaç K'ya satılıyor bu arada? 127 K'ya satılıyor. Gerçekten güzel bir. Bir de Mailbreaker'ın MP recovery'sini aldık. Mazi bir itemdir arkadaşlar. Bilen bilir. 600 K üzerimizde tekrardan para oldu ama yine de görev yaparken arkadaşlar iyi pot gidiyor. Böyle bir sıkıntımız var. Bir de yanlışlıkla görev yaparken ağaç SC'ye bastım.
Onun haricinde şöyle gördüğüm mobları kesiyorum. İçerisinden master tüpleri falan çıkıyor. Bunları pazara koyarız arkadaşlar. Bu şekilde ekmek parasını çıkarmaya çalışırız diye düşünüyorum. İnşallah çıkar. Çıktığı kadar çıkar yani. Çıkmadığı kaderdir arkadaşlar. Şöyle atalım. Evet, en başa attı. Şu şekilde atsak daha iyi olur. Evet arkadaşlar, bugünlük daha fazla görev yapmayacağım. Şimdi birazcık paramızı katlamamız lazım. O yüzden şu üzerimize bir Maradona gidelim. Maradona gidelim. Arkadaşlar gerçekten para kasmamız lazım. 9M bize yetmiyor. Yani görevleri yaptıkça yetmeyecek. Gün geçtikçe bize yetmeyecek hiçbir şekilde. Bu arada düşündüm, bir tane Golden Mat'ta kalmaya karar verdim. Ama onu da bu pazardan ya da uygunu almaya karar verdim. Yani 1.5M'den fazla vermeyi düşünmüyorum Golden Mat'taki. O şekilde MS kasabiliriz yani. Hani arada böyle boş olduğum vakitlerde madene koyabilirim karakterimi. Şöyle koyalım arkadaşlar potlarımı, flash'ımı, fern crespo'umu ve oklarımı. Okları yakarız. Problem değil zaten. Taze alırız. Bunlar üzerimize yapışan itemler. Maalesef bayağı bir yer kaplıyor. Bir tane de magic bag almamız lazım ama. Neyse arkadaşlar, her şeyi alacağız, halledeceğiz. Şimdi ben üzerime 4M çekeyim. Üzerimizdeki 4M'le upgrade yapacağız arkadaşlar. Ne upgrade yapacağız? Tabii ki de fabrik upgrade yapacağız. Sebebi hikmeti neden? 4.5M'le başladık diyelim. 4.5M'le upgrade yapacağız. Arkadaşlar upgrade yapıp fabrik bastığımız zaman gerçekten çok hızlı satılıyor. Yani server'da, bu Olympia server'ının resmen fabrik bug'ı yani. Fabrik çok seri satılıyor. O yüzden ben şimdi fabrik upgrade'ine geçeceğim. Hepsini artı altı yaptıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Bayağı bir üzerime kaç tane SC alayım? 300 tane SC alayım arkadaşlar. 300 SC'yi aldım. 3M'e girmiş olduk. 3M'le bu işe girmiş olduk yine. 3M'e bakalım kaç tane artı çıkaracağım. Artı altı çıkaracağım. Devam. Evet dostlar. Kylie'ye, Browski'ye teşekkür ediyorum. Bize 1.5M'e matlak verecek. Şöyle trade'imizi atalım. Şöyle arkadaşlar 1.5M'ini teslim edelim ve golden matlağımızı alalım. Arkadaşlar bununla güzel bir maden yaparak MS kasmaya çalışacağım. Böyle boş bulduğum vakitlerde maden yapacağım. Yani totalde bugün gene paraları harcadık. Şu an ben basmaya yapmaya devam ediyorum. Artı altı basmaya devam ediyorum. 3 tane geçirdim. Daha 258 tane daha seyircim var. Amacımız tekrardan 10M'e çıkmak, 5 tane fabrik geçirmek, devam. Evet dostlar, şimdi magemize geçtik, BDV girdik. Geçen videoda dediğim gibi bu BDV'lere girmemin tek bir amacı var arkadaşlar, o da 100 defa açmak. Şimdi ben bu az önce bir tane de şey kırdım arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ronz Pets aldık, artı 7 attı direkt. Günlük olarak questleri yapıyorum, bunlar da devam. Evet dostlar, BDV'mizi kazanıyoruz. Az da olsa bir kazanç yani her türlü. Şöyle göstereyim. Kırmızı kutumuzu alıyoruz. Bu meşte de neler var? 7 quest staff var arkadaşlar. Az önce aldığımız artı 7 ronsumuz var. Bir de raptor ronsumuz var. Şöyle de old takılar var. Yani ne çıkmışsa almışım. Çok fazla magi hakkında bilgim yoktu o zamanlar. Ne çıkmışsa almışız. Güzel oldu. Bir tane şeyimizi atalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ben bu mage'imin quest görevleri vardı. Onları da yapacağım. Yalnız bu sadece fabrik veren görevleri yapacağım. Yani mesela şöyle geleyim. Bütün görevleri bunun da sıfır arkadaşlar bu arada. Mesela geleyim, işte silah görevi ne veriyor? Şu hani artı altı fabrikleri alma amaçlı görevlerini yapacağım arkadaşlar. Sadece fabrikleri çekeceğim, artı 5 ve artı 6. Ondan sonra FP görevlerini de yapacağım. Devam.
Dostlar gerçekten güzel fabrika aldık. Gördüğünüz gibi 3 tane burada var, 4 tane burada var, 7, 8, 9, 10, 11 tane fabrika aldık ki bu zaten 11M yapar arkadaşlar burası. 1M'den bir tane de match FP'miz var. Bunu da 1M'den koyarsak 12M para yapar arkadaşlar. 4M de üzerimizde var. Üzerine de daha golden matta kaldık. Daha 200 kaldı üzerimizde var. Gerçekten arkadaşlar bu sefer fabrikler yüzümüzü çok güzel güldürdü. Bunların hepsini pazara koyarak diğer seriye devam ederiz. Şu anlık bugünlük burada yeter arkadaşlar. Gerçekten bu fabrikler çok güzel oldu. Bize çıkış yolu olacak yani bayağı bu fabrikler. Diyelim ve videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.